Maçispor Gazetecileri bugün 7. antrenmanımızı Kahramanmaraş'ın en genç takımlarından olan Anadolu Gençlik'te yapacağız. Anadolu Gençlik Spor'da röportajlar alacağız. Hadi gelin izleyelim. Evet, Anadolu Gençlik Spor'un deneyimli hocası Keramettin Güler'le beraberiz. Hocam yeni sezon başlıyor, neler söylersin? Öncelikle Kahramanmaraş'a hayırlı olsun inşallah yeni sezonumuz. Kazasız, sakatlıksız, güzel bir sezon dilerim bütün kulüplerimize. İnşallah istediğimiz gibi de olur. Mutlu, güzel, şampiyonluğa oynayan bir takım yaratırız gençlerle. Yeniden yapılanıyoruz, yeniden bir ekip kuruyoruz. Yeni yeni gençlerle yola çıkacağız. Hocam, hayırlısı yine inşallah. Hocam genelde size gelmez ama sizden gidenler çok oldu galiba. Yine evet, bu sene gidenler çok olacak gibi duruyor. Şu anda daha bizdeler ama diğer kulüplerle görüşen sporcularımız var. Biz de tabii elimizden gelen yardımcı olacağız elimizden geldiği kadar ama diğer yöneticilere, arkadaşlara da şunu söylüyorum. Yani sporcudan önce yöneticilerle görüşürlerse, işte kulüplerle görüşürlerse daha iyi olur. Ama yönetimden önce veyahut da işte hocalarından önce çocukların, aileler ve çocuklarla görüşmeleri yakışık almıyor. İyi de olmuyor yani. Bizim için de, diğer kulüpler için de iyi olmuyor. Yani öyle bir durumdayız ki şu anda 18 tane takımımız var ligde. Allah'tan ki birinci amatör, ikinci amatör olarak ayrıldık. Ayrılmasak herhalde birbirimizi vuracak duruma gelecektik. Çünkü sporcu çok diyorduk. Demek ki sporcu hiç yokmuş memlekette. Yani 3-5 tane sporcumuz varsa onlar da ailelerini devreye sokarak, işte annelerini, babasını, akrabasını, yani eşimizi, dostumuzu devreye sokarak çocukların kafasını çelerek yanlış işler yapıyorlar. Ama direkt bizimle görüşseler bu işler daha kolay olur. Daha kolay çözülür. Bu konuda çok dertlisin herhalde hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Biz gençlerle yola çıkan bir ekibiz. Yani bizim bütçemiz, bünyemiz belli. Bizim yapacağımız iş alttan yukarıya çıkartıp tabii ki diğer kulüplerimize yardımcı olmak. Ama bunu yaparken de işte yardımcı olmak istiyoruz. Biz bunları düşünürken adamlar gidip ailesiyle, babasıyla görüşüyor. Ya ben bu adama emek etmişim. Niye beni sen devre dışı bırakıp da direkt gidip ailesini devreye sokuyorsun? Bundan önce sen de vardın. Sen niye yetiştirmedin? Bu memlekette bir Keramettin, bir ondan sonra bunların yani 16-17 yaşına gelene kadar, 18 yaşına gelene kadar bu çocukları eğitmiştik. İşte kötü günde, iyi günde kahrını çekmiştik. Onlar bizim kahrımızı çekmiş. Yani bir ekip yaptık. Bir ekip yapmaya çalışıyoruz. Ya diyoruz ki bu sene abi hedef oynarız diyoruz. Ama takımımızda 3-5 tane adamın aklını çeldin miydi? Bizim kafamızdaki de olduğu gibi gidiyor yani. Ne oluyor o zaman? Diyoruz ki ha, biz de mi o yola gidelim? Yani biz de mi gidip de rakip topçuyu, rakip oyuncuyu veyahut da işte bize rakip olan adamların kafasını çelelim. Bize yakışmaz. Bana yakışmaz. Ben alttan yukarı yetiştiren bir adamım. Yine Allah'ın izniyle yeniden başlıyorum. Sıfırdan başlayacağım, 11 yaş grubundan başlayacağım. Yine yetiştireceğim bu memleket için. Ömrüm, gücüm yettiğince Kahramanmaraş için uğraşacağım. Kahramanmaraş'a bir şeyler vermeye çalışacağım ama memleketi biliyoruz. Yani tesis sıkıntımız var, sporcu sıkıntımız var. Yok diyen yanılır. Kardeşim var sporcu sıkıntımız. Nasıl söyleyeyim? Mesela bazı yerde yığılmalar oluyor sporcu olarak. O kulüplerimizde şunu hiç demiyor zaten. Ya işte bu adamın 40-50 tane sporcusu var. 10-15 tanesi. Ben de oynayamayacak. Ben de kadroya giremeyecek. Diğer kulüplere ver. Mesela kaç tane sporcunu oynayabiliriz Orhan abi? Mantıklı. 20. 25 diyelim. Hadi 30 diyelim. Daha 30'dan sonrası? Ya verin kardeşim. 4 tane, 5 tane, 6 tane adam. Siz elinizden getirin verin. Oğlum biz sizi burada takip edeceğiz deyin. İyi oldu mu? O çocuğu siz tekrar de ki Keramettin abi bunun çocuğu ben sana vermiştim. Oynadı. Bizde olmadığı kadar verim verdi. Tekrar bize ver. Biz sana 2-3 tane adam verelim. Bu iş böyle döner gider Orhan. Ama biz ne yapıyoruz? Hepsi bende oynasın. Var mı öyle bir şansımız? Yok. 11 kişi oynatacağız. 11'den sonra bir 11 daha var. Ne yapar? 22 kişi. 4-5 tane de öyle düşün. Aynı profesyonellik hayatını düşün. 26 veya 30 de. Ondan sonraki çocuklar ne yapıyorsunuz? Nerede? Kayboluyor. Kaybediyoruz. Etmiyor muyuz? Evet. Görüyorum. Yaşıyorsun yani. Evet. Aslında çok yani dökecek çok şey var da. Memlekette bilmiyorum. Hayırlısın inşallah. Tamam, grubu değerlendirirsen. Grubu değerlendirsem yani bu zamana kadar çekebileceğimiz en güzel grubu Gurbay'ı çektik. Bütün takımlar birbirine renk. Yani kim ne dese desin şu ben çıkacağım, bu ben çıkacağım.
En üstte de oynayabilirim, orta küme de düşebilirim. Benim grubum öyle bir grup. Yani herkes birbirine denk. Öbür grubu dersen öbür grupta 5 tane takım şampiyonla oynar, diğerleri düşmeye oynar. Ama benim grubumda şampiyonla oynayanlar düşmeye oynar, son haftaya kadar gelecek gibi duruyor. Yani şöyle düşündüm müydü? Kim var? Afşin Göksun, Bertiz, Büyük Sır, ben, Kara Ziyaret, Ferhuş. Yani güzel bir gruptayım. Hayırlısı inşallah. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Hele grubumda olan takımlara. İnşallah kafa kafaya veririz. Güzel bir sezon geçiririz. Yine tekrar söylüyorum. Sakatlıksız, sağlıklı, mutlu bir lig olur. İnşallah. Yani hakemler de bu işin içine dahil. Hakem arkadaşlarım da inşallah güzel maçlar yönetirler. Güzel hakemler ortaya çıkar. Memleketimizde yani o da bir büyük sıkıntı. Hakem de bulamıyoruz. İyi hakemler de bulamıyoruz. Yani bazen inanın ki çok arıyoruz yani. Biliyorsun kız tahammında başımıza geleni 96-3'te çıkamadık. Ve çok şey kaybetti. Memleketimiz de kaybetti, biz de kaybettik yani. Hayırlısı inşallah bu sene. Güzel şeyler olur. Umutluyum inşallah. İnşallah. Hocam kız takım içinde geleceğim ayrıca. Bekleriz Orhan'cığım. Devamlı biz bu memleketin hizmet edeceğiz. Yani bize sahip çıksalar da çıkmasalar da. Ben ömrüm, yine söylüyorum, ömrüm yettikçe bu memleketin çocuğuna hizmet etmeye devam edeceğim. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim hocam. Başarı dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi gelip ziyaret ettiğiniz için. Daha inşallah böyle hoş, daha böyle keyifli bir toplantı yapar. O zaman daha içimizden geleni daha iyi dökeriz. İyisine de kötüsüne de. Memleket için tabii. Memleketin çocuğu için, memleketin geleceği için. Yani Kahramanmaraş sporumuzun durumunu biliyoruz. İşte yeni bir İstiklal diye bir takım kuruldu. Durumunu biliyoruz. Yani İstiklal de aynı Kahramanmaraş spor gibi olacaksa hiç gerek yok, hiç yapmasınlar. Yapmasınlar değil mi? Orhan sen bu işin devamlı içindesin. Devamlı takip eden adamsın. Ofa gittin maça. Oradan geldin buradaki maçlara. Yani hepsini koşuşturuyorsun yani. Ama bir türlü biz birlik olup da bu memlekete bir ekip veyahut da iki ekip veyahut da üç ekip yapamadık. Yani Süper Lig veyahut da birincilik, altında ikincilik, altında üçüncülük olmalı. Kesinlikle olmalı. Bunu sadece spor bakımından bakmamamız da lazım. Bu memlekete büyük geliri var bu işin. Geliri olur bu işin. Ama bir türlü bizim zenginimiz de bunu düşünmüyor. Kulüplerimiz de düşünmüyor. Yani bizim birlik olmamız lazım. Kesinlikle birlik olmamız lazım. Kahramanmaraş sporsa Kahramanmaraş spor kardeşim. İstiklalsa İstiklal, kim ise kim. İkincilik, birincilik. Ne yapmamız gerekirse yapak. Para toplamamız gerekirse para toplayak verek. Yani bu iş böyle dönüyorsa yukarıya çıkartmamız lazım. Çıkma. AK Partililere de söylüyorum. %70 oy alıyorsun bu memleketten. Ayrım yapıyorsan o senin problemin. Ayrım işi bitti kardeşim. %70 oy aldığın memlekette bu memlekete hizmet etmek zorundasın. Bu Fatih Mehmet Ceyhan'ın takımıymış. Değil kardeşim. Bu Kahramanmaraş'ın tamamı. Zor durumda Fatih Mehmet Ceyhan'la konuşmadığın günler de biliyorum ben. Ama yine Maraspor takip etmedi. Evet. Yine Maraspor'un arkasına gitmedin mi? Gittin. Bizim öteki, yani gücü olanlar niye bunu yapmıyor? Yapmamız lazım. Yukarıya vurmamız lazım kesinlikle. Biliyorsunuz da iki stadı birden yıkma gibi bir mantaliteyi alıyorsunuz. Ben şu aklımdan diyorum ki birini yıkarım. Yapılana kadar o sahada maç oynatırım öbür sahada. Ondan sonra oraya yapıldı mı da oraya yıkarım, işime bakarım. Şimdi ben bunu bu kafayla düşünüyorsam bunlar düşünmüyor mu? Diyorsunuz ama. Yani ne Fatih Mehmet Ceyhan'a yapıyorsunuz bu kötülüğü yapıyorsanız, memleketin çocuğuna yapıyorsunuz, memleketin takımına yapıyorsunuz. Bu kötülük memleketin takımına olur. Şunları da söyleyeyim, yer mi yok? Ağaybel'de yer var. İtman sahası yapın kardeşim. Bir maç sahası istemiyoruz. İtman sahası yapın. Yani diyorum ya antrenman yapacak saha bulamıyor. Şu saatte antrenman olmaz. Verim vermez bize. Güneş ışığından faydalanması lazım sporcunun. Az da olsa güneş ışığı alması lazım sporcunun. İçinden neyden faydalanması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Gece saat 6.30'da geldik. 8'e kadar itman var. 1.5 saat. 1.5 saatte ben taktik mi çalıştırayım? Kondisyon mu çalıştırayım? Teknik taktik mi çalıştırayım? Ne yapayım? 1.5 saatte ne yapabilir bir tanem? Haftada 2 gün itmanım. Hadi sporcu yetiştir. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız mesela ne dedi? 100 tane saha yapacağım dedi. Bu memlekete sözünü verdi bize toplantıda değil mi? Sözünü verdi. Ya bize 100 tane saha yapmasın ya. Bize 10 tane itman yapacak saha yapsın memlekete.
Sadece Maraş'a demiyorum ha, ilçeler de yapabilir. 5 tane Maraş'a düşürsün, kalanın da ilçelerine yapsın. Ama yapsın. Bize küçük küçük epçik gibi saha yapacaklarına 10 tane antrenman yapacak saha yapsınlar. Bizi şu gece hayatından kurtarsınlar. Bu memlekette bölge bölge yerlere 5 tane saha düşünseler, herkes gidip de en az 2'şer saha idman yapsa bu memlekette sporcu da çıkar. Bu memlekette yukarıya vuran sporcular da çıkartırız. Niye bizim futbolcumuz sende oynamadan İstanbul'daki bir takıma gidiyor? Gitmemeli kardeşim. Maraş Spor'un sahasında topunu oynamalı, ondan sonra transfer olmalı. Diyorlar ki, bir de şunu söylüyor, yetenekli adamımız yok. Lan nasıl yok arkadaş bu memlekette yetenekli adam? Bu memleket Trabzon gibi bir memleket sporcu konusunda. Ama sen çocuğa formayı vermeye korkuyorsun.